İnşallah bu kazanmış oldukları becerileri bundan sonra da devam ettirecekler, daha da geliştirecekler, daha çok kitap okuyacaklar. Birlikte kep atabilir miyiz? Güzel okuma soru. Yazma öğrendiniz. Ne okuma söyleyeyim? Yazma öğrendik torunumuna. Sağ olun, teşekkür ettik. Bütün mahallemize bizi bu imkanları verenlere herkese teşekkür ettik. Evet. Sonra bana söyle, isim. Bu da Fatmana Kokmaz. Kaç yaşındasınız? 58. Daha önce hiç bilmiyordunuz, hiç burada bilmiyordum. Mı? Hiç bilmiyordum. Okuyacaktım. Annem babam salmadı okula beni. İmkan vermediler işim için. Ayağım kırık. Okuldan, hastaneden geldim. Bastonla her gün buraya geldim. Sağ olun, var olun. Herkes okuttu bizi. Peki gençlerin okuması için neler söylersin? Gençler okusun, bizim gibi kalmasınlar. Otobüse biniyoruz. Soruncu gözün görmüyor mu diyor şoförler bize. Çok zorumuza gitti. Ayağım alçıdaydı. Alçıyı çıkardım. Yazdırım dedim kızlarıma. Yazdırdık. İnci de adımı yazı biliyorum. Okuyorum da. Her şeyi öğrendim. Okusun gençler, almasınlar. Tamam. İsterseniz bir içeri geçelim, olmasın. Gel gel, olmaz. Terbiyesiz olmaz. Öğrendim, Allah razı olsun, hocamın sayesinde okudum. Evet. Siz annenizle beraber geldiniz. Evet, annemle birlikte. O zaman devam evet. Ederseniz anne neler söylemek ister? Anne sizin anne, geçinizi alalım. Annesine ne söyler? Ben Çileli anneyim. Yani evet. Bahtsız anne. He, dur. Oh. Babamın evinde. He, hiç öğrendim de ya.
yaşımı bilmiyorum. 66 yaşındayım. Peki niye okumadın? Niye okumadın? Onu. Evlenmeden önce davar güttüm. Ondan sonra çile çektim. Okuyamadım. Hinci ise duydum. Okumaya geldik. Allah'a çok şükür Hinci de okuduk. Kızınız niye okumadı? Kızımız da küçük yaştan belli. Yani hasta. Sana. Böbrek hastası. Baynıyor. Gözü geliyor. Gözü görmez. Cumhur başkanlığına ve de işine valiye çok teşekkür ederim. Allah tuttu altın hepsinin de.